kaybetmiş, perişanım ben. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolumu kaybetmiş, perişanım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevgili kurbanıyım ben. Mecnun gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya, her şey bomboş. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Yalan kayboldu, perişanım ben. Bir gün gibi geçti sanki seneler. Ümidim kayboldu, perişanım ben. Alın yazılmış hayat yolu. Alın yazılmış hayat yolunda, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya, her şey bomboş. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Yalan Dünya'nın en gerçek programında hafta başında sizlerleyiz. Merhabalar, günaydın herkese. Bir pazartesi gününden ekranı başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize, orkestramız, Şef Fikri ustamız ve biz yine buradayız, yine dop doluyuz, yine muhteşemiz. Bugünün ayrı bir önemi, bugünün ayrı bir güzelliği var. Çünkü az sonra bir dev bizlerle birlikte olacak, bir usta bizlerle birlikte olacak. İki birbirinden değerli konuğumuz var. Bugün neler var? Kimler bizimle beraber? Hemen bir bakalım, görelim. Buradayız. Evrensel müziğin büyük ustası, müziğin matematik zekası, duygusal adamı, dünya yaşamını müziğine, melodilerine adamış Hasan Cihat Örter'i nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz. Müzik şöleni az sonra, her şeyden biraz daha. Müzik.
9 yıldır Türkiye şampiyonluğu ve başarılı bir snowboard kariyerinin yanı sıra 3 kez Türkiye Bayanlar Rally'de co-pilot şampiyonluğu ve kıtalar arası şampiyonluk alan Çiçek Güney her şeyden biraza konuk oluyor. Az sonra her şeyden biraz da. Evet, bugün birbirinden değerli iki konuğumuz var dedik. Yalnız bugün ikindi namazında namdeğer Savaş abi defnedilecek. Cumartesi günü aramızdan ayrıldı kendisi. 1,5 aydır bir tedavi görüyordu. Ve onunla ilgili sevgili yönetmenimiz Recep Bey güzel bir vetere hazırlamış kendisine. Çünkü bundan yıllar önce A takımı döneminde Recep Bey ve Savaş abi birlikte omuz omuza birçok noktada birçok ilke imza attılar ve birçok çalışma yaptılar. Birçok çocuğun yüzünü güldürdüler aslında. Beyaz tebeşir kampanyasından. Kimi zaman insanları üzdüler belki ekranda görülenlerle ama Savaş abi, namdeğer Savaş abi birçok noktada birçok çalışmayla A takımında her zaman bizimle olmuştu. Evet, yönetmenimiz Recep Bey'in hazırlamış olduğu Savaş abi özel o vetereyi izliyoruz. Mart 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk yılları İstanbul Üsküdar Selamsız'da geçen Savaş Ay, namı diğer Savaş abi, ünlü ses sanatçısı Şükran Ay ile ünlü sihirbaz ve gösteri sanatçısı Turan Ay'ın oğludur. Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Savaş Ay, daha sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde eğitim görmüştür. Ve mesleğe, yani gazeteciliğe 1974 yılında Dünya Gazetesi'nde muhabir olarak başlamış. Daha sonra birçok gazete ve dergilerde çalışmıştı. Bunlardan birkaç tanesi Tercüman, Vatan, Milliyet, Sabah, Posta gazetelerinde ve Ak Ajans'ta çalıştı. Takvim gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon hayatına ise 32. gün programında çalışarak başladı. Burada Ali Kırca, Mehmet Ali Birant, Coşkun Aral gibi ünlü gazetecilerle çalıştı. Daha sonra 18 Ağustos 1993 yılında A Takımı adlı haber programı yaptı. Ve uzun yıllar bu programdan ne bizi ne de kendisini vazgeçiremedi. Yaptığı programlarda kimi zaman güldürdü, kimi zaman ağlattı, kimi zaman da olamaz dedirtti. Savaş Ay'ın A Takımı birçok ilke imza attı. Ağrı Doğu Beyazıt'ta, Hakkari'de beyaz tebeşir kampanyası ile bir gecede milyonlar toparlandı. Eğitime çok önemli katkılar sağlayarak birçok çocuğun okumalarına sebep oldu. Yüzlerini güldürdü. 2000 yılında Beyazıt Öztürk ve Kerem Alışık'ın da oynadığı Dansöz adlı filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını yaptı. Yaşam, başarılı, duayen gazeteci, usta televizyoncu, 1,5 aydır gırtlak kanseri tedavisi gördü Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 59 yaşında vefat etti. A takımının girişinde kullandığı zıpkın gibi, fişek gibi bir programa hoş geldiniz sözleriyle zihinlerimizde ve gönüllerimizde yer eden Savaş Ay aramızdan ayrıldı. Evet,
Bir usta gazeteci daha aramızdan ayrıldı. Yaptığı çok başarılı projeler vardı. Aynen öyle. Şimdi izlerken de müzik de alttan zaten böyle hüzünlü. Bugün ikindi namazında defnedilecek Savaş abi. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sabır diliyoruz, özellikle evlatlarına gerçekten. Evet, bir usta aramızdan ayrıldı dedik ve bir ustayı da davet ediyoruz. Evet, bir usta aramızda. Sen davet et. Hasan Cihat Örter. Bye. Hoş geldiniz. Baba normalde şeyleri bozar, şartları bozar. Bir renkleri doğal olduğu gibi. Evet, doğal olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz. Güzel kardeşim, unuttum. Zencim, güzel değerli hanımefendi kardeşim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlerin dinamik enerjisi beni de orada otururken dinamik yaptı. Yıldırım Gürses üstadımızın Nur içinde yatsın güzel şarkısıyla da. Ben şimdi güzel bir harika bir giriş yaptınız. Eyvallah, işte. Teşekkür ederim. Olması gereken buydu aslında. Müzisyenler ölmüyor. Niye ölmüyor? Eserleri, şarkıları evet. Çalınıyor. Mirasları tabii. Geniş, büyük. Evet. Harikasınız. Pozitif elektriğiniz, enerjiniz şu günlerde insanımıza büyük bir motivasyon veriyor. Bu çok önemli. Müzisyenler de bunu çok iyi yapar. Eyvallah. Siz de şöyle ortamızı alalım tabii, ya değil mi? Tabii hocam, buyurun. Ha. Gerçekten şu günlerde buna çok ihtiyacımız çok. Var. Müthiş. Paradan puldan daha çok. Motivasyon. Yani para pul gelir gider. Bakın elinin kiridir insanın. Ama daha çok psikolojik temrinler ve insanlara, güzel insanlarımıza. Birçok sıkıntılar var ülkemizde. Herkes biliyor bunu. Sıkıntıları değil de biz içimizdeki pozitif aşkı, enerji, evet, aşkı, Anadolu aşkını özellikle. Ben de onun için daha çok türküleri çalarım. Türkülere ağırlık veririm. Türk müziğimiz bizim müthiştir. Ve dünyanın gerçekten tanıması gereken bir müzik tarzıdır. Benim de herhalde biraz bu çorbada tuzum olmuştur bu konuda. Olmaz mı hocam? Olmaz mı? Bilenler olmaz çok mı? İyi bilirler. Çok mütevazısınız bu konuda ama olmaz mı yani? O zaman bir eserle başlayalım mı? Olur. Hemen başlayalım. Buyurun. Bence. Çok teşekkür ederim. Çünkü ekranı başındaki izleyicilerimiz de sabırsızlıkla bekliyordur diye düşünüyorum. Ki kesinlikle öyledir. Hemen.
Hocam kendinden geçiyor şeyler. Evet. O başka bir kafa o. İşte bir çözebilsek. onu çözemedik daha. Evet. Programımızın hemen başında bir telefonumuz varmış. Telefonumuzu alalım. Alo. 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 Evet. Hoş merhabalar. Geldiniz. Merhaba. Ben Derya İker. Derya İker, arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir programı hazırladığınız için ve hocamızı davet ettiğiniz için. Umut Bey'e de size de çok çok teşekkürler ediyorum ve tebrik ediyorum böyle güzel bir program hazırladığınız için. Ne demek efendim, biz şereflendik burada. Sağ olun. Şimdi hocamızı ben çok uzun zamandır takip ediyorum ailemle beraber. Kendisinin üretkenliğini, dünya çapında bir insan olduğu halde müziğe verdiği, kendi müziğimize verdiği katkıları çok yakından takip ediyorum ve takdir ediyorum. Ama ne yazık ki günümüzde biliyorsunuz bu popüler müzik ortamı büyük sanatçıların ortaya çıkmasını engelliyor. Fakat bu büyük insanı inanın ki takdir eden, bilen insanlar var. Kendisinin bu uluslararası düzeyinin yanında dediğim gibi pek çok aslında enstrümanı da icra etmesi, bu hepsini ve yeni enstrümanlar icat etmesi, bunlar Türkiye için, Türk milleti için çok büyük kazançlar, kendi sanatımız için gerçekten çok büyük kazançlar. Kendisini geleceğe kalacağını söylemek istiyorum. Geleceğe kalacak, bu çok önemli. Yani bugünün müziğini yapıp, bugünün müziğini icra edersiniz, dinlersiniz, çok zengin olursunuz, çok para kazanırsınız, popüler olursunuz ama geleceğe kalamazsınız. İşte Hasan Cihat Örten hocamız geleceğe kalacak. Geleceğe en büyük mirasımız bizim. Sahip çıkmalıyız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Gerçekten hocamızı da, ne güzel anlattınız. Çok güzel anlattınız. Çok güzel anlattınız gerçekten. Söyleyecek bir şey bırakmadınız. Sağ olun. Ben uzun yıllardır tabii eski televizyon programlarından da hocamızı takip ederdim. Müziğe meraklı bir aileden geliyoruz. Ve kendisini o programlardan da bildiğim için virtüözitesini, yani gitarda dünya çapında bir insan, evet. Çok büyük ustaların arasında olan bir insan. Dolayısıyla Türk insanının çok daha yakından takip etmesini de istiyorum. Artık yani bence çok haksız bir dönemdeyiz. Büyük sanatçılara çok büyük haksızlıklar yapılıyor. Dolayısıyla hocamızın da hak ettiği şeyleri, takdirleri de, çünkü biliyorsunuz marifet iltifatı tabidir. Bu iltifatı görmesinin en layık olan kişi olarak görüyorum ben. Hocam çok, bir şey çok teşekkür ister ediyorum. Mahcup ediyorsunuz. Güzel insanlar iyi ki var. O güzel insanlar beyaz atlara binip gitmesinler. O güzel insanlar olduğu müddetçe zannediyorum biz müzisyenler de olacağız. Benim en mutlu olduğum an işimi icra ettiğim, sanatımı icra ettiğim an. Onun için çok konser vermek istiyorum. Sahnede olmak istiyorum. Bugüne kadar herhalde 5000'i geçmiştir. Bayağı da bir gezdik 70 ülke kadar. Gitmediğim yer kalmadı. Anam bana dedi ki bir gitarla ne yapıyorsun lan sen dedi. bir gitarla işte bir şeyler yapıyoruz yani. Sadece gitar değil tabii. Diğer enstrümanları da severim. Çok enstrümanı seviyorum. Evet. Çok ömür alıyor ama zaman istiyor. Bana soruyorlar ne yapıyorsun diye. Kalkar kalkmaz bir sazın sapına yapışıyorum yani sabahın erken. 5.30'da da kalksam bir şeyi kurcalıyorum yani. Bir bağlamaya dokunuyorum. İşte bir acaba nasıl, ne yapabilirim? Türk müziği için nasıl bir İvme kazandırabilirim, insanıma nasıl ulaşabilirim ve insanımı nasıl yurt dışında? Çünkü öyle bir kültüre sahibiz ki. Derya Hanım da söyledi, eksik olmasın, beni mahcup etti. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Müthiş bir hazinenin
içindeyiz ama bunları şimdi biz ne kadar anlatsak yetmez. Programlar yapmak lazım. Ben 42 üniversitede anlattım zaten. Bir ödül verdiler, unuttular. Onun için çok ödül aldım. Hakkari Yüksekova'ya kadar da gittim. Ödülle olmuyor yani. Destek şart. Destek olmasa hiçbir şey olmaz. Evet. Köstek çok. Destek yok. Destek az. Dolayısıyla ben çok teşekkür ediyorum güzel insanlara. Zaten benim işim hep zor olmuştur. Biz tereciye tere sattık hep. Yani ben ne zaman sahneye çıksam müzisyenler önde oturmuştur. Profesörler, evet. Hocalar. Hep işim zor olmuştur. Anlayanlar gelmiştir yani. Ötekiler kardeşlerimizin konserlerde eğlenmek isteyenler. Böyle cıstak cıstak eller havaya, yumurtalar tavaya. Bizde de hep böyle ciddi adamlar önde oturup bizim bakanlar acaba nerede hata yapacak diye. Ben 10 saat çalıyorum bunu yani. Hata biraz zor yani. İnsan her gün 40 senedir bir işi yaparsın. Yaşamın arasında müzik değil de müziğin arasında yaşıyorsunuz hocam. Ben herhalde zannediyorum. Ara ara nefes alıyor. Bunun için yani sıkılırım. Boş duramam bir yerde. Hani tatilde bizim tatilimiz yok. Evet. Tatil nedir acaba? Tatil bir müzik insanına, bir ressama, bir heykeltıraşı, tiyatrocuya öldüğü zaman tatil. Öteki tarafta da devam eder zaten bu ruh bedende. Ölmez ruh. Ruh bir güzel Mevla'nın ifadesidir. Hepimiz bunun farkına bir varsak. Çözeceğiz biz şimdi olayları. Tabii biz şimdi hani burada çalıyoruz ama burada Tanrı'nın sesi vardır. Müzik, evet. Notalarda Tanrı'nın eli vardır. O Yaradan'ın, bu çok kutsaldır yani her nota. Evet. Tamam, entertainment müzik dediğimiz müzik de olacak. İllaki olacak yani hepsi var. Ama her şey bundan ibaret değil. Her şey eller havaya bilmem. Ben bunları çok kolay yaparım. Üç akorluk şarkıları ya. O kadar kolay yaparım ki. 500'e yakın değerli sanatçının albümüne çalmışım. O kadar kolay yaparım ki. Ama iş o değil. Evet. Biraz elini taşın altına sokmak gerekiyor. Bir telefonumuz daha varmış. Bekletmeyelim. Alo. Hay hay. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, iyi akşamlar demek istiyorum ama Üstad aslında çok zor haliyle kanalımıza konuk olmuş. Biz de sanatçı dostu olarak onun yanında olmak, onun bu ekranlarda olduğunu görmek ne kadar önemli bir şeydir. Şu anda tarihi bir gün yaşadığınızın farkında mısınız? Güzel. Murat kardeşim bakıyor bana, kim diyor bu konuşan efendim? Müzisyenlerin bütün tarihi boyunca uğradığı haksızlıklara bir sanatçı kardeşlerimizin hepsinin yaşadıklarını dünyaya duyurmuş, üstad gibi yazmış, çizmiş insanlardan biriyim. Doğal olarak üstadı nasıl tanımıyorlarsa bizi de öyle tanımıyorlar. Bakın ne yazdık, üstadla geçenlerde çok güzel bir eser beraber gerçekleştirdik. Gittik Bolu'nun dağlarında üstada verilen bir Hasan Cihat Örter çeşmesini açtık. Oranın, evet. Belediye başkanı ve oranın çok değerli Uğur Bey insanı. Bu insanlar acaba neden Hasan Cihat Örter Çeşmesi'ni açtılar biliyor musunuz? Ben de orada şunu söyledim. Zalim dünya sana boyun eğmedi. Vay vay vay. Vurulan yüreği var, kırılan dili var, ölmedi. Efendim, kimden bahsediyorsun? Cancağızım, sağ olasın. Akın Ok tabii çok değerli bir yazardır. Değerli bir ozandır. Bu Gezi Parkı direnişi için yapılan albümden bahsetti kendisi. Orada birçok değerli kardeşimizin de, müzisyen arkadaşımızın da imzası var. Batı'nın hiçbir şeyimizi görmediği gibi, onu görmezden geldiği. 5 tane kardeşimizin orada. Yani bunlar çok acı şeyler. Biz zaten 40 yıldır direniyoruz yani. Biz şimdi Bremen mızıkacıları vardır. Ben ve benim gibiler de işte biz de direnen mızıkacılarız. Bir şey fark etmiyor. Evet. Hepimiz öyleyiz yani. Bütün ülkede bir telefonumuz daha mı var? Enstrüman tutan kardeşler direnen mızıkacıdır. Düzelmedikten sonra, adalet ve demokrasi yerine gelmedikten sonra, müzisyenlerin, sanatçıların sesi kısıldıktan sonra istediğin kadar sazını çal, virtüöz ol, elinle değil ayağınla çal, hikaye yani. Hiçbir şey değişmez. Dolayısıyla bazen bakıyorum Azeri kardeşlerimi izliyorum. Ya ne kadar bir kültürlerini koruyorlar. Ruslara bakıyorum, bir Fransızlara, bir İngilizlere. Yani imreniyorum. Neden bizim ülkemizde böyle? Abi diyorum. Şöyle bir şey yok mu hocam?
bu ülkede uzun yıllardır bir kompleks var. Müziği, kültürü de hiç eden o değil mi? Müziği, kültürü hiç eden çok şey var tabii. Bir kere Ankara'da siyasi amcalardan başlıyor bu olay. Oraya girersek herhalde sabahın bu köründe hanımefendiler şu anda yemeklerini yakabilirler mutfakta. Veya ne diyor deyip kanal değiştirebilirler. Ankara'daki abilerden geçiyor olay. Ama bu yani yeni başlayan bir şey değil. Yıllardır böyle bir şey. Yıllardır. Ya ben bahsettiğim tamamıyla tarihimizde böyle bir sıkıntı var. Şimdi ya. Şimdi ben bugün 10 Kasım'ı yaşıyorum. Bunu size getirdim. Hı-hı. Teşekkürler. Bu bir imge tabii. Acizane bir fotoğraf. Yani Umut'cum ve bizi izleyen güzel insanlar. Biz iki Mustafa'yı anlamadık. Evet. Bizim topraklarımız. Bir Hazreti Muhammed Mustafa peygamberimiz. Sosyalist, paylaşan bir insan. Evet. Müthiş bir devrimci. Değil mi? Evet. Ağalara, aşiret reislerini önüne eğmiş, paylaşmış gelen her şeyi. Bir de Mustafa Kemal Atatürk. İki Mustafa. İki Mustafa'm benim. İki Mustafa'mın aşkıyla yanarım ben. Onun için dün 9'u 5 geçe ağlamayacağım dedim. Yani çocuk değiliz. 56 yaşında adamım. Hüngür hüngür ağladım gene ya. Bu ülkenin şu hale geldiğini. Sadece sanatta, kültürde değil. Yani bu kadar pırıl pırıl gençler işsiz. Bir vurdum duymazlık. Bir efendim acayip bir karanlık görüntü. Müthiş bir karaltı var yani. Bir korku. İşte ben şimdi kendimden bahsetmek istemiyorum da. Bir bayrak cezası nedir ya? Yani bir ara dokunuruz yani. Şimdi ben tanınmış bir adamım. Dünyaya Türk'ün adını duyurmuşum. Bayrak cezası verilir mi? Türk marşı yazdım diye. Çok ilginç, çok teşekkür edilir yani. O Türk marşını okuyacağız değil mi bugün? Okuyacağız efendim, okuruz. Ben bir mutfağa gideceğim. Tamam. Umut misafirimize evet, gireniyorsunuz. Tamam. Mutfağa gelelim biz evet. Yok sonradan kadınlarımızı sıkmayalım. Yemek yemeye gidiyoruz. En son yemek yemeye alacağım. Zaten tabii. Ben sanatçı yerine kebapçı olsaydım getirdim ama bugün, dün bunu kebapçıma söyledim. Yani reklamını da yapayım. Güzel bir adam Üsküdar'da Gülüm oğlu Ebu Zer Bey'e. Nasıl dolu tıklım tıklım. Ben de Adana'yı falan severim söyleme sahip. Adana kebap dayanamam yani. Bak bu şeker hastası falan olduk da zayıfladık. Yoksa böyleydi bizde. Hatchback biraz... Kalın mı? Kalındı böyle. 130 kilo yordum ben kanterde. İşte öyle diyabet oluyorsunuz yani. Allah kötü bir hastalık ama iyi oluyor. Niyazi Mısır'ın dediği gibi derdime derman aradım. Derdim bana derman demiş. Şeker bana iyi geldi. Diyet yapmaya başladım. Yani şeytan azapta gerek. İlla bir derde musibete gark olur. Neden şimdi bu kadar üretiyorum ben beste yapıyorum? Yasaklısın. Yasaklanınca ne oluyorsun? Devamlı çalıyorsun. Yani devamlı kayıt. Devamlı albüm. Bol bol birçok şey dinleyeceğiz sizden. Ben mutfağa geçiyorum. Öncesinde Fikri Usta bakalım bugün bize ne yapacak? Dokuz yıldır Türkiye şampiyonluğu ve başarılı bir snowboard kariyerinin yanı sıra üç kez Türkiye Bayanlar Rally'de co-pilot şampiyonluğu ve kıtalar arası şampiyonluk alan Çiçek Güney her şeyden biraz'a konuk oluyor. Az sonra her şeyden biraz da. Evet, mutfaktayız. Bir tarafta böyle müziğimizi dinlerken bir tarafta da ustamızla bugün ne yapılacağını göreceğiz. Bugün ne yapıyorsun bize? Bugün pazartesi. Bugün pazartesi. Yani İrmik tatlı. İlk önce herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün İrmik tatlısı var. Bunu kaçırmamıza tavsiye ediyorum. Kaçırmamamızı. Mızı. Sen heyecanlandın bugün? Ben yok. Heyecanlanmadım biliyorsun. Türkçeyi ben sonradan öğrendim. Yani evet yurt dışında tabii, tabii. Da ağırlıkta yaşayınca normaldir. Türkçeyi sonradan öğrendiğince bizim biraz Türkçe biraz kısık. Olsun canım olacak o kadar yani. Şimdi şöyle bir şey irmik tatlısı yapacağız ama irmik tatlısı mutlaka dikkat etmeleri lazım. Neden biliyor musun? O kavurma. Dikkat isteyen tabii, bir tatlı. Püf noktası var hani orada. Hani kolay gibi görünüyor ama yok, değil. Yok yok kesinlikle kolay değil. Hı-hı. Artı tereyağımızı koyduktan sonra çam fıstığı da koyduktan sonra oradaki püf noktayı zaten ben göstereceğim. Hı-hı. Bu arada da hamurumuzu yoğuruyorum kurabiye hamurumuzu. Bir de kurabiyemiz mi var?